gene konuşuruz. Elimizden gelir neyse. Allah gene... bir şey yapmasın, muhtaç etmesin size. Diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar acil bir konu ertelenmemeliydi. Ya ben susturuyorum ya. Fazla konuşuyorsun. Karar veren benim, oyluyorum. Başkanım siz kendi halinizde kalın. Biz çıkıyoruz. Güle güle buyurun. Buyurun. Cevap söylüyorum işte. Ben bitireyim ondan sonra peki, söyleyeyim. Peki sen bitir ben söyleyeyim. Ben diyorum ki. Bu kadar başkanım, rezil olduğunu bilmiyordum açıkçası söyleyeyim. Bakın vicdanlarınıza bırakıyorum. Her gelene hayır diyorsunuz. Evet arkadaşlar uzatmayın. Her gelene hayır diyorsunuz. Evet. Hayır. Çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum. Dünyayı bu kadar ciddi olarak sarsan, insanların ölümle karşı karşıya olduğu bir salgın varken, güncel ve genel konularda farklı görüşlerin ön plana çıkarılmasının ve bunların konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Milletin değerlerini içe sayan, kadim kültürümüzü, devlet geleneğimizi, görmemezlikten gelerek bütün birikimimizle adeta dalga geçen, bazı kifayetsiz muhterisler Murat Bey, bugüne kadar... Yani siz buraya şimdi olağanüstü gündemde sadece şu %10 limitini konuşmaya çıktınız. Başkanım sizin talimatınız doğrusunda konuşacak değil mi? Evet. Olağanüstü toplantıda sadece başkanım, ben bizim bu istediğimiz borçlanmayla ilgili görüşürsünüz. Ben bu maddeden hareket düşüncelerimi ifade ediyorum. Siz de ifade edebilirsiniz. Konuşmamı tamamlayın müsaade ederseniz. Yani toplantının muhabbetini bozuyorsunuz. Başkanım bu konu meclisimize ve milletimize bırakalım bu konu isterseniz. Aynen, aynen. Siz konulara biraz önce girerken düşünecektiniz onu. Aynen. Sayın Başkan'ın, Sayın Mansur Yavaş'ın özellikle sosyal medya üzerinden düşüncelerini nasıl ifade ettiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili salgın süreci sonrasında normal toplantıda düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Bu kadar acil bir konu ve Sakarya'ya karıştıktan sonra zaman zaman su sıkıntısı olunca İstanbul şehri de Sakarya suyundan bizim arıtılmamış karışık suyu içmek durumunda kalıyor. Başka şeylere para harcamıyoruz. Bu bizim için en acil bir konu. Şimdi görüşülmesi lazım. Verirsiniz, vermezsiniz. O nedenle biz erteleme kararına karşı çıkıyoruz. Eğer ertelensin diye ısrar varsa ertelemeyi ben sunacağım. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Şimdi Sayın Başkanım, bu konuyu biz grup başkan vekili olarak konuştuğumuzda ertelenmesine sadece biz değil, hep beraber karar verdik bu konuyla ilgili. Zaten bu konu Temmuz'da görüşülecek bir konuydu. Hani aciliyet iktiza ettiği söylüyorum. Şimdi diğer konuları erteleyip bunu tutup bunu burada konuyu burada açmak çok da etik olmadı. Niye etik olmuyor? Erteleyeceğiz dedik başkanım. Niye erteleyelim? Hep beraber dedik ama biz. Ya toplum sağlığını. Şimdi bir dakika arkadaşlar bir şey izah edeceğim. Başkan biz de bir şey izah edebilir miyiz müsaade ederseniz? Olağanüstü toplantı. Buradaki peçetelerin hepsi ne için? Toplum sağlığı açısından değil mi? Sakarya suyunun, tatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Başkanım, bu acil değilse, ne acil? Şey söylüyorum. Başkanım ben başka bir şey ifade ediyorum. Burada siyaset yapıp birbirimize böyle bir polemiğe girmek gibi niyetim yok. Polemiği siz acil değil diyorsunuz yani. Birbirimizi sözlerimizi manipüle etmeye de gerek yok. Ben sadece birlikte ertelenmesine karar verdik. Burada görüşmesine şimdi görüşmeye açtınız. İki, geçen yıl evet dediğiniz gibi bu konu gündeme geldiğinde yine aynı tonda kayıtlara geçsin diyerek dediniz ki siz vermeseniz de ben yapacağım dediniz. Kayıtlarınız da vardır. Bakabilirsiniz. Evet. Bir yıldır niye yapmadınız? Evet. İki, üç, biz vermeyelim, yapmayalım demiyoruz. Diyoruz ki bakın oradaki önerimiz de açık. Buradaki malzemenin teminiyle ilgili gerekli ihtiyacı karşılayalım. Gereken kısmı da ASKİ Genel Müdürlüğü kendi personel kabiliyetiyle yapsın diyoruz. Böyle burada, bir uygulama var mı Murat Bey? Ama burada yapılmasın diye bir cümle yok Sayın Başkanım. Bu yapılmasın burada demektir. Yapılmasının bir önerisi var. Ama yapıp yapamamak veya yapamayabilmek. Ben oyluyorum sizin... arkadaşlar. Sayın Başkan bir saniye. Ertelenme talebini oyluyorum. Sayın Başkanım bir şey ifade etmeye çalışıyoruz. Saygıyla dinliyorum. Lütfen saygı bekliyoruz başkanım bizde. Bir üçüncü konu. Başkanım borçlanmalarla alakalı konuda sizin belediyenizin şeffaflık ve hesap verebilirlik diye bir sayfanız var. Sayfanızda mali durumunuzun 3 aylık tablonuzu gösteriyor. 3 aylık tablonuzun sonunda görünüyor ki sizin belediyenin kasasında 668.444.000 lira paranız var. Sayın Başkanım takipte olan ve almanızı bekleyen yani belediyenizin çalışıp tahsil edilmesini bekleyen 689 milyon alacağınız var. Hani hem 680 milyon paranız var hem 680 milyon da alacağınız var. Bu arada tasarruf yapıp İşte tasarruf belediyeciliği altında bir şeyler sunuyorsunuz ama geçen ayki mecliste sizin talebinizle, başkanlık aziliyle gelen taleplerle sizin ilk mecliste kapatacağım dediğiniz, zarar ediyordunuz şirketlere bu meclisten 140 milyon sermaye artırımı yaptık. Bu millet kesin hesabınızda görünüyor ki geçtiğimiz yıl 173 milyon faiz ödemiş. Ya biz bu milletin sırtına faiz yükü binmesin dedikçe siz işi farklı bir yere biçiyorsunuz. Başkanım. Faiz maddesi yani gelecek biraz sonra. Cebiniz üstünüzde, bakın paramız var diyorsunuz. Zaten sizin açıklamanız da var. Bir gün gazetesinde gördük. Diyorsunuz ki 500 bin kişiye yardım edecek kadar da hazırlıklarımız ve bütçemiz var diyorsunuz. Sayın Başkanım, bütçeniz var. Kasada da paranız var. Lazım olursa diye size 100 milyon daha para veriyoruz. Hala siz bunu kabul etmek istemiyorsunuz. Biz size ne zaman bir şeyi kabul versek, ego borçlanmasında da böyle yaptınız. Bir şey verdiğimiz zaman mutsuz oluyorsunuz size bir şey vermemizden. Biz desteklemeye çalışıyoruz. Bu sorun hepimizin sorunu, insanlığın sorunu. Elimizden geldiğince de burada bu süreci birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir durduk yere buradan bir siyaset üretmek gibi maksadımız yok. Biz bu meclis çatısı altında beraberiz. 3 ay sonra bu para bitti dersiniz, gene konuşuruz. Elimizden gelir neyse. Allah'ım gene... bir şey yapmasın, muhtaç etmesin size. Diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar acil bir konu ertelenmemeliydi. Evet, ertelenmesini oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Ertelenmesini oyluyorum. Ertelensin diyenler, ertelenmesi kabul edenler, etmeyenler. Vallahi etmeyen daha çok çıkıyor. Ona göre elinizi kaldırın. Sayacağım tek tek. Evet, ertelenmesin diyeni sayacağız. Yani bir kim sayacak arkadaşlar? Şey, Rüştü bir sayar mısın? Meclis üyelerinden biri saysın arkadaşlar. Grup haricinde oy veren yoksa evet, ertelenmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bir sonraki maddeye geçelim. Ya hep şunu söylüyorsunuz. Ne yaptınız, ne yaptınız? Biz de diyoruz ki ne verdiniz arkadaş? Bakın sizin borcunuz ödeniyor diyor. 1.900 trilyon, yani şu günkü parayla milyon, bunun 1.600'ü kalmış. Burası ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Para mı basacak? Söylüyorum size ya. Arsa satışı yok. Eko zarar ediyor. ASKİ zarar ediyor. Nereden ödeyecek arkadaş? Sen bana onu söyle o zaman. Ben teşekkür ediyorum. Bakın vicdanlarınıza bırakıyorum. Her gelene hayır diyorsunuz. Evet arkadaşlar, uzatmayın. Her gelene hayır diyorsunuz. Evet. Başkanım, uzatmıyoruz. Oyluyoruz. Oyluyoruz başkanım. Oyluyoruz. Oyluyoruz. Müzakere yok. Ertelenmesini sordun. Ertelenmeye karar ver. Ben ertelenmesini oyluyorum arkadaşlar. Ertelenmesini kabul edenler. Bana mı öğreteceksin olmaz ya? Ben ertelenmesini oyluyorum arkadaşlar. Ertelenmesini kabul edenler, etmeyenler. Ya ben susturuyorum ya. Fazla konuşuyorsun. Ertelemeyi oyluyorum. Talebin erteleme değil mi? Evet, ara veriyorum arkadaşlar. Peki, zapta geçin. Oyladıktan sonra ara veriyoruz. Bundan sonra itfaiyenikide kalacak. Evet arkadaşlar, erteleme konusunda AK Parti grubunun erteleme talebi var. Talebi aldık. Müzakere edecek bir şey kalmadı. Gerisi arkadaşım, benim yetkimde. Aç kanunu bak. Yetti. Ben karar veriyorum. Karar veren benim. Oyluyorum. Başkanım, siz kendi halinizde kalın. Güle güle, buyurun. 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 Ben oyluyorum arkadaşlar. Erteleme konusunda talepleri var. Kabul edenler, etmeyenler. Evet, ertelenme kabul edilmemiştir. O zaman müzakere edeceğiz. Evet, oturun o zaman, müzakere edin. Buyurun. Buyur. Buyursun, gelsin, buyursun. Siz bu meclisin başkanısınız ve meclisi yönetiyorsunuz. Bizi yönetmiyorsunuz. Meclisi koordine ediyorsunuz. Dolayısıyla bunu yaparken görevinizi lütfen kanunlar çerçevesinde yapmaya davet ediyorum sizi. Dolayısıyla yüksek ses çıkararak ben kapattım, ben artık konuşturmuyorum diyerek buna yapmaya hakkınız yok. Bunu biz geçen yıl içerisinde pek çok şey konuştuk arkadaşlar. normal gündeme geçelim. Burada saatlerce konu konuşacağız. Burada İYİ Parti Grup Başkan Vekilinin konuştuğu gibi hep her şey toz pembe değil. Ve biz bugün bunları konuşmayalım istedik. Mikrofonların kapatıldığı, kürsüye izin verilmediği zamanları görmedik mi? Şimdi bir tanesini daha yaşadık. Vermediğiniz hiçbir söz kalmamıştı. Üstelik siz Ankara, şimdi ben buradan devamını soruyorum. Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili o kadar çok şey söylediniz ki bu milletimiz bunların hepsinin hesabını sizden soracak teker teker. Mecliste biraz çabuklaşalım. Tamam, pandemi süresi artıyor, bitirelim. Bence de tamam. Dolayısıyla peki, değerli arkadaşlar, önceki yaptıklarımızın hepsi, söylediklerimiz hepsini unutarak burada gelip bunu gördüğümüz manzara ile ilgili konuşmalar yapmak bize yakışmaz. Ben dün Sayın Başkanımıza beraber yaptığımız toplantıda sorduğum soruyu burada söyleyeyim. Yani önceden haberiniz yok muydu bununla ilgili? Yoktu. Boşuna mı söylüyordunuz? 2010 yılında rapor gelip de illa bunu yap denmesine söylüyorum işte. Ben bitireyim ondan sonra söyleyeyim. Peki sen bitir ben söyleyeyim. Ben diyorum ki bu kadar rezil olduğunu bilmiyordum açıkçası söyleyeyim. Sayın Başkan siz bilmeden mi o kadar laf sözü söylediniz? Siz bitirin ben söyleyeyim. Ben zaten bir şey. Dolayısıyla bunlara bir cevap verin isterseniz. Yok vereceğim, vereceğim. Üstelik değerli arkadaşlar, biz burada bütçe içinde yapılması gereken şeylerle ilgili 100 milyon lira para verdik. Sanki hiçbir para vermemişiz gibi basite aldınız yani. Bu ASKİ için istenen krediyle ilgili okumamışsınız herhalde. E-bedeninde oranları geçmeyecek şekilde borçlanma yoluyla karşılanabilmesi için diyor ya, 13 ilçede bulunan toplum sağlığını tehdit eden mevcut asbest borularının yenilebilmesi maksadıyla diye de yazılı. 9'da 3'te girmiş. 9'da işte yani başkanlık yazısında var. Başkanlık yazısında var ve asbestli boruların da yerlerini söyleyeyim arkadaşlar. Polatlı 26 kilometre, Şerefli Koçlar 5 kilometre, Evren 35 kilometre, Beypazarı 50 kilometre, Haymana 5, Akyurt 10, Kızılcahamam 2,5, Kazan 5, Ayaş 9,3, Elmadağ 11,2, Çubuk 22 kilometre, Nalağın 15, Keçiren 24 kilometre. Toplam 220 kilometre hala asbestli boru var. Bu bilgiyi de antiparantez olarak verdikten sonra, tabii benim burada bir yetkim var. Siz seçildiniz, meclis üyelerisiniz. Siz de çoğunluğunuza güveniyorsunuz. Çoğunluk baskısını yapıyorsun. Bunun başka bir izahı yok. Seçildik diyorsun. Biz ağaç kovuğundan falan çıkmadık. Biz de Ankara halkı seçti. Bu makamlar için görevlendirildi. Bu meclisinde bir çalışma yönetmeliği var. O yönetmeliğe göre yönetmeliklerini yazıyorsa oradan devam edeceğiz. Şimdi biz dün görüştük. Dediniz ki eğer uzarsa uzamasının sebebi neydi? Tartışma şöyle oldu arkadaşlar. Eğer dendi vade uzarsa daha çok para ediyoruz dendi. Ancak bir finansmancı da paranın güncel değerleriyle alındığı zaman daha ucuza geldiğini iddia etti. Öyle bir tartışmamız oldu. Ben dedim ki bir finansçıya hesap ettirin. Bunu bankacılar yapar. Şunu alın çocuklar. Müsait değil deyin de. Böyle bir tartışma oldu. Daha sonra buna ret verecekler deyince Yaşar Bey dedi ki o zaman dedi kendi vadesini de alalım. Mesela İNG'den 300 küsür milyon lira para alınıyor arkadaşlar. 300 kaç Yaşar Bey ilk alınışı? Neyse 300 küsür diyeyim. 2 yılı faizle ödemesiz, hiçbir şey ödemesiz alınıyor. Dolayısıyla ne olur? Bir de yüksek faizle alınıyor. 2 yıl sonra faiziyle birlikte belediye ödemeye başlıyor. 523 milyon lira. Ve sonucu itibariyle bugün 941 milyon lira faizli borcumuz var. Yani eğer ASKİ su borularını, Polatlı'yı, tatları yapmış olsaydı da bu borçlar olsaydı amenna. Bir de onlar yapılmamış. Başkan hep şunu söylüyor. Ya sen bilmiyor muydun? Ben bu kadar rezil olduğunu bilmiyordum. Mesela tatlara 2010 yılında şimdi şeffaf belediyecilik yok ki. Bak ne güzel giriyorsunuz. Belediyenin neyi var görüyorsunuz. ASKİ'nin ne yaptığını biz çok sonra öğrendik. Tatlarda bunun çok daha 2010 yılından itibaren ilave yapılması gerektiğini, o zamanki 3.600.000 nüfusa ancak yetebildiğini, bunların hepsinin resmi raporları var. Bunlar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ve biz farkındaysanız yerin altına yapılan yardım yatırım değil derdi eski başkanlardan birisi. Biz ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar normal bizim istediğimiz yapılandırmayı yaptığımız takdirde Biz şu anda aylık 47.839.000 lira ödüyoruz. Faizli para. Yeni şey yapsaydık, yapılandırma bizim istediğimiz gibi olsaydı 21.352.000 liraya iniyordu. Aradaki paraya biz Ankara halkına hizmet edip bu geciken yatırımları, önceden yapılmayan yatırımları bir an önce yapacaktık. Murat Bey dedi ki yük geliyor. Biz de dedik ki bakın arkadaşlar, biz bunu finansçıya hesap ettirdik. Günün parasıyla değerlendirdiğiniz zaman 30 milyon lira daha fazla gibi görünse de 30 milyon lira daha ucuza geliyor. Parayı sabitliyorsunuz, o günkü dolar kim bilir kaç para olacak diye konuştuk ama tereddüt ettiler. Şimdi bu arada Yaşar Bey dedi ki vadesinde o zaman yapalım. Mesela İNG'nin aylık taksitleriyle beraber 29 ay vadesi var. İNG yeniden yapılandırmayı kabul etmiyor. Verin 29 aylık yetkiyi o zaman. Bir başka bankadan almak için 29 aylık verin. Gene 29 ay ödeyeceğiz ama İNG aylık 17 yerine diyelim ki 12 milyon ödeyeceğiz. Niye erteliyorsunuz? Konuştu Yaşar Bey sizinle. Evet konuştuk.